Nasıl gidiyor Firuze? İyi. Nasıl oldun hayatım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok rahatladım. Oh, iyi. İstiyorsan bugün kafeyi açma, tamam mı? Şöyle bir dinlen evde. Açsın, açsın. O niye o? Aa, yoksa sen beni evde istemiyor musun? Bugün okul çıkışı Tuğçe'si gelecek de ondan. Ders çalışacağız. Çıkmaya başlayalı bir hafta oldu. Birlikte onu kutlayacaklarmış. İspiyoncu. Bu zamanı gençleri de pek rahat canım. Anneden babadan utanmak falan yok. Biz utanılacak bir şey yapmıyoruz ki Firuze abla. Odamda masum masum ders çalışıyoruz. Hadi oradan. Daha dün bir öpücük versen ölür müsün diyen kimdi? Ne? Yanaktan baba, yanaktan. Betüş. Bana bir iyilik yapar mısın? Bugün Firuze ablayı da kafeye götür. Aa, Cem, olur mu öyle şey? Ne diyor bu fısır fısır? Yok bir şey, yok bir şey demiyor. Servisiniz geldi çocuklar. Hadi çabuk. Baba. Ne? Diyorum ki sen bugün işten eve erken gelme, tamam mı? Tamam. Bana bak, sen çok oldun ama. Merak etme baba, ben evdeyim, gözüm üstlerinde olacak. Benim de Sadık Bey. Hadi dışarı çık, dışarı ben. Cem, didişmeden gidin lütfen. Bana bakın, kardeş kardeş gidip gelin, tamam mı? Hayatım, ben de giyinip çıkacağım, kafeye gideceğim. Akşam bir annemlere uğrayacağım. Anneannem gelecek, onu karşılayacağım. Anneannem mi gelecek? Evet. Ay ne kadar güzel. Bana bak, onunla tanışmamıştık, bize de davet etsene. Hani bana anlatmışsın ya, çok merak ediyorum onu. Tamam, davet ederim ama önce annemlerle bir hasret gidersinler, sonra oldu mu? Tamam canım. Hadi Ceren, çabuk bitir işini de kalk. Paran ne kadar faiz almış ona bakıyorum, kalk tamam. Tasarruf delisi. Senin gibi sevgilime hediye alacağım diye paramı savuramam. Hem ben geleceğimi garanti altına alıyorum. Bugünlük almasın ölür müsün? Hadi kalk kalk, Tuğçe'ye e-mail yazacağım. Mektup yaz abi, daha romantik. Hem sana yakışmaz böyle teknolojik aletler. Ne demek istedin? Hiç. Yoksa bugün bizi mi gözetledin kardeşim? Yo, nereden çıkardın? Bana romantik dedin de sen. Ne var bunda? Dünyanın her tarafında perdeleri kapatıp sevgisine mumlar yakan erkeklere böyle diyorlar. Ya, peki dövenlere ne diyorlar canım kardeşim benim? Ha, ya bıraksana, saçımı acıttın. Sen bana romantik dersin ha? Romantik. Ben de romantik diyorlar. Çocuklar, babamız geldi. Romantik. Ceren. Ne oluyor bakayım? Ayrılın bakayım. Ne oldu gene Ceren? Firuze abla söylemedi mi abim de Tuğçe'nin yaptıklarını? Ne yaptınız? Hayır, söylemedi. Yok yok, sen kesin izledin bizi. Gel buraya, çabuk gel. Cem yapma. Ceren. Sen beni bırak. Cem buraya gel. Cem. Ne oldu çocuğum? Küçük cadı. Niye ki kızdırdın abini gene? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi diyorum? Hadi söyleyin de biz de öğrenelim. Söyleme. Bir şartla. Bütün haftalığını bana vereceksin. Ceren. Tamam, ben de söylerim. Tamam tamam, kabul. Ama yarısı. Neyin pazarlığı bu çocuklar? Hakikaten çocuklar, çok ayıp oluyor ama. Hepsi. Yarısı. Tamam, ben de yarısını anlatırım. Tamam, benim için yarısında hiç sakınca yok. Abim bugün Tuğçe'nin yanağından öptü baba. Mumlar yaktı, perdeleri kapattı. Sizin şarap kadehlerinize de meyve suyu koydu. Öteki yarısında zevkli bir şey olmadı. Sadece ders çalıştılar. Vay 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 vay. Bana bak. Senin yaşında biri için bunlar erken değil mi? Ben 11 yaşındayım baba. Geç bile kaldım. Tamam Sadıkçığım, üstüne varma. Siz sonra erkek erkeğe konuşursunuz. Benim sihirli